Merhabalar, Photoshop'la derslerimize seçim araçları ile devam ediyoruz. Hızlı seçim aracı ve sihirli değnek aracı özelliklerini kullanacağız. Öncelikle Quick Selection Tool yani hızlı seçim aracı ile başlayalım. Kullanacağımız görselde profili arka plan renklerinden ayırarak farklı bir katmana geçireceğiz. Hızlı seçim aracını da bu nedenle kullanacağız. Hızlı seçim aracını seçtikten sonra kontrol paneline bakalım. Kontrol panelinde ilk özellik tek bir fırça aracı. Bu normal seçimlerimizi yapmak için kullandığımız bir araç. Daha sonra burada artı simgesi olan seçim aracı var. Bu araç ise seçimlerimize eklemeler yapmayı sağlar. Örnek olarak bu alanı seçelim. Normal seçim aracı seçili düşündüğümüzde zaten seçim ekleme olarak gittiğimiz için doğrudan artı olana geçiyor eksi olan fırça aracı ise tam tersi olarak seçimlerden çıkarma yapmamızı sağlar. Burada fırça boyutunu seçim yapacağımız alana göre ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra tekrar artı olanı seçelim. Burası tamamen siyah olduğu için ve aracımız piksellere göre yani piksellerin rengine göre seçimler yaptığı için birkaç kolay adım ile sürükleyerek buradaki alanın tamamını seçili hale getirebiliriz. Biraz daha küçük bir alan ile yaparken fırçamızı küçültmemiz gerekecek. Beyaz alanda seçimler yapmak için fırçayı küçültelim ve seçimimizi yapalım. Fakat şuraya yaklaştığımızda seçimde bir hata olduğunu fark ediyoruz. Yalnızca arka planı seçmeye çalışırken gözlük kısmını da seçmiş olduk. Bu beyaz tonla yakın olduğu için. Bu kısımda fırçayla çıkarma aracını kullanacağız. Fırçamızın boyutunu biraz daha küçültelim. Bir kez tıklama ile seçimden bu kısmı çıkarmış olduk. Seçimimizi çıkarttık. Bir de şuradaki siyah alan var. Yine ekleme yani artı simgesine tıklıyoruz. Bir kez tıklama ile burayı da seçmiş olduk. Şu an yalnızca arka plan kısımlarını seçtik. Yani profil kısmını seçmek istersek arka kısmını yani tam tersi bir seçim yapmış olacağız. Menüden select kısmını açarak buradan inverse yani ters seçeneğine tıklayalım. Arka plan seçiliyken şu an yalnızca profil kısmını seçmiş oldu. Seçimimizin tam tersine çevirdi yani. İstediğimiz seçim gerçekleştiğine göre klavyeden Ctrl Enter ile seçimi farklı bir katmana yapıştıralım. Görünür hale getirirsek tamamen profil kısmının ayrılmış olduğunu arka planda göreceğiz. Gelelim sihirli değnek aracına. Sihirli değnek aracıyla da aynı seçim gerçekleştirelim. Aracı seçerek kontrol paneline bakıyoruz. Buradaki simgelerin farklı olduğunu göreceğiz. Ayrıca iki tane özellik de farklı. İlk önce simgelere bakalım. Simgeler farklı ama aynı işi yapıyorlar. New selection yine normal seçim yapmamıza yarar. Seçimlerimize eklemeler yapmaya yarar. Bu ise seçimlerden çıkarma yapmamıza yarar. Ve sonuncusu da bir seçimden ortak bir alan yani belli bir alanı seçmemize yarar. Örneğin bu alan seçili ve dikdörtgen seçim aracını seçiyoruz. Bu özellik seçili alandan bunun gibi çizdiğimiz bir kısmı tekrar seçmeye yarar. Aracımıza dönecek olursak farklı olan bir diğer özellik ise tolerans değeridir. Peki tolerans değeri seçimlerde ne işe yarar? Kullandığımız bu araç piksellere göre seçim yapan yani piksellerin tonlarına göre seçim yapan bir araçtır. Tolerans değeri de bu kısımda devreye giriyor. Tolerans değeri 10 olarak yaptığımızda 100 üzerinde bir seçim yapalım. Bu şekilde küçük bir alan seçiyoruz. Bunun gibi. Bu seçimimizi Ctrl D ile iptal edelim ve tolerans değerini 100 olarak değiştirelim. Bir kez tıkladığımızda daha fazla yani daha geniş bir alanı, yakın tonları da dahil edecek şekilde seçmiş olduk. Tolerans değerini bu şekilde kullanıyoruz. Tekrar kontrol D ile seçimi iptal edelim. Tolerans değerini ortalama bir değerde tutabiliriz. Şimdi seçimi yapmaya başlayalım. Profili arka kısmından ayıracağız. Tıklayarak siyah alanın tamamını seçelim ve shift tuşuna basılı şekilde kenardaki beyaz alanı da seçiyoruz. Tekrar gözlükteki beyaz kısmı aldı. Bakalım tolerans değerini düşürdüğümüzde bunu yapacak mı? Tekrar tolerans değerini değiştirerek deneyelim. Değerimizi 20 olarak değiştiriyoruz ve tekrar o alanı seçerek bakalım. Bu sefer gözlükteki tona yakın kısmını seçmedi. Şimdi siyah alanı seçelim. Buradaki küçük siyah alanı da seçiyoruz. Seçimimizi yaptıktan sonra tekrar menüden Select ve Inverse seçeneğini tıklayarak seçimi tersine çeviriyoruz. Seçimi gerçekleştirip farklı bir katmanı yapıştırdık. Katmanı görüntülediğimizde kusursuz bir şekilde seçimi farklı bir katmana aktardığımızı görüyoruz. Seçim aracı ve sihirli değnek aracıyla siz de çalışmalarınızda bu şekilde düzenlemeler yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için kanalımızı takipte kalın. Videolar ile ilgili sorularınızı yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.